Kimse kendine yakın hissetmez. Sanki sadece yaşlanınca ölecek gibi hayatımızı devam ettiririz. Bu yüzden de günlerimizin nasıl geçtiğini farkında değiliz. Baktığınızda hep aynı şeyler, hep aynı yaşam tarzı. Tamam, kısıtlı imkanlara sahibiz ancak bunu neden daha güzel bir hale getirmek için çabalamıyoruz? Ölümün yaşı yok. Belki de yarın ölebiliriz. Aslında bize yarın öleceksin deseler, aklımızdan neler geçirir, sahip olduğumuz şeylerin ne kadar değerli olduğunu anlarız. İşte öleceği zamanı bilen 24 yaşındaki gencin sizlere son mektubu. 24 yaşındayım ve bundan birkaç ay sonra kendi cenazemde takacağım son kravatımı çoktan seçtim. Belki takımımla birebir uyum içerisinde olmadı ama ortama mükemmel bir uyum sağlayacağından hiç şüphem yok. Kanser teşhisi bana uzun bir ömrüm olmasını az da olsa umut edebilmeme fırsatı vermeyecek kadar geç kondu. Fakat farkına vardım ki ölümdeki en önemli şey bu dünyadan ayrılırken yapacağınız katkıyla varlığınızdan daha çok anlam kazandırmak. Şimdiye kadar hayatımı yaşayış biçimimi, onun varlığını, daha doğrusu yokluğunu kaybetmenin bir anlamı yok. Çünkü hiç anlamlı şeyler yapmadan yaşadım. Önceden aklımı meşgul eden birçok şey vardı. Ne kadar zamanım kaldığını öğrendiğimde ise nelerin gerçekten önemli olduğu netlik kazandı. Bu yüzden aslında size bencil bir sebep yüzünden yazıyorum. Sizinle paylaştığım şey sayesinde hayatımı anlamlı hale getirmek istiyorum. Keyif almadığınız işle zamanınızı harcamayın. Besbelli ki sevmediğiniz bir işte asla başarı elde edemeyeceksiniz. Sabır, tutku ve kararlılık sadece yaptığınız şeyi sevdiğiniz zaman gelecek. Başkalarının düşüncelerinden korkmak aptalca. Korku sizi güçsüzleştirir ve durdurur. Buna izin verirsen senden bir şey kalmayıncaya dek her gün ama her gün daha da kötüye gidersin. İç sesini dinle ve kendini onun akışına bırak. Bazı insanlar sırf bunu yaptığın için seni çılgın olarak değerlendirebilir. Fakat bazıları da senin bir efsane olduğunu düşünebilir. Hayatınızı kontrol altına alın ve size karşı yapılan şeylerin bütün sorumluluğunu üstlenin. Kötü alışkanlıklarınızı sınırlayın ve daha sağlıklı bir hayat sürmeye çalışın. Sizi mutlu eden bir spor bulun. Her şeyden önce ertelememeyi öğrenin. Hayatınızı kendi kararlarınızla şekillendirin. Başkalarınınkiyle değil. Çevrenizdeki insanların kıymetini bilin. Aileniz, arkadaşlarınız ve akrabalarınız daima sınırsız bir güç ve sevgi kaynağı olacaktır. Bu yüzden onların varlığını kendinize verilmiş bir hak gibi görmeyin. Benim için tüm bu farkına vardığım şeyleri iletmek çok zor. Ama umarım zamanın değerinin önemini anlayan bu kişiyi dinlersiniz. Üzgün değilim. Çünkü anladım ki hayatımın son günleri anlamlanmış olacak. Sadece yapay zekanın yaratılması gibi yakında gerçekleşecek çok güzel şeyleri göremeyeceğim için üzülüyorum. Umarım Suriye ve Ukrayna'daki savaş da yakında sona erer. Vücudumuzun sağlığı ve sağlamlığı ile çok ilgileniyoruz ama onun sadece ölüm gerçekleşinceye kadar kişiliğimizi, düşüncelerimizi, inançlarımızı ve niyetlerimizi sunan bir kutudan başka bir şey olmadığını fark etmiyoruz. Eğer bu kutuda dünyayı değiştirecek bir şey yoksa kaybolması o kadar da önemli olmuyor. Hepimizin bu potansiyele sahip olduğuna inanıyorum fakat bunu gerçekleştirmek cesaret istiyor. Her gün, her saati kaçırarak ve kendinize yeni zorluklar yaratarak yaşayabilirsiniz hayatı. Ya da inandıklarınız için savaşarak hayatınızın muhteşem hikayesini yazabilirsiniz. Umarım doğru seçimi yapabilirsiniz. Bu dünyada bir iz bırakın. Sizin için ne ifade ederse etsin, anlamlı bir hayat bırakın. Peşinden gidin. Ayrılacağımız yer, her şeyin mümkün olduğu güzel bir oyun alanı. Fakat yine de biz sonsuza dek burada değiliz. Hayatımız, bilinmeyen evrenin sonsuz karanlığına inanılmaz bir hızla uçan, bu güzel gezegende yanıp sönen kısa bir kıvılcımdır. Bu yüzden zamanınızın tadını tutkuyla çıkarın. Hayatınızı ilginç ve hatırlanır kılın. Teşekkürler. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu yüzden de günlerimizin nasıl geçtiğini farkında değiliz. Baktığınızda hep aynı şeyler, hep aynı yaşam tarzı. Tamam, kısıtlı imkanlara sahibiz ancak bunu neden daha güzel bir hale getirmek için çabalamıyoruz? Ölümün yaşı yok. Belki de yarın ölebiliriz. Aslında bize yarın öleceksin deseler, aklımızdan neler geçirir, sahip olduğumuz şeylerin ne kadar değerli olduğunu anlarız. İşte öleceği zamanı bilen 24 yaşındaki gencin sizlere son mektubu. 24 yaşındayım ve bundan birkaç ay sonra
Kendi cenazemde takacağım son kravatımı çoktan seçtim. Belki takımımla birebir uyum içerisinde olmadı ama ortama mükemmel bir uyum sağlayacağından hiç şüphem yok. Kanser teşhisi bana uzun bir ömrüm olmasını az da olsa umut edebilmeme fırsatı vermeyecek kadar geç kondu. Fakat farkına vardım ki ölümdeki en önemli şey bu dünyadan ayrılırken yapacağınız katkıyla varlığınızdan daha çok anlam kazandırmak. Şimdiye kadar hayatımı yaşayış biçimimi, onun varlığını, daha doğrusu yokluğunu kaybetmenin bir anlamı yok. Çünkü hiç anlamlı şeyler yapmadan yaşadım. Önceden aklımı meşgul eden birçok şey vardı. Ne kadar zamanım kaldığını öğrendiğimde ise nelerin gerçekten önemli olduğu netlik kazandı. Bu yüzden aslında size bencil bir sebep yüzünden yazıyorum. Sizinle paylaştığım şey sayesinde hayatımı anlamlı hale getirmek istiyorum. Keyif almadığınız işle zamanınızı harcamayın. Besbelli ki sevmediğiniz bir işte asla başarı elde edemeyeceksiniz. Sabır, tutku ve kararlılık sadece yaptığınız şeyi sevdiğiniz zaman gelecek. Başkalarının düşüncelerinden korkmak aptalca. Korku sizi güçsüzleştirir ve durdurur. Buna izin verirsen senden bir şey kalmayıncaya dek her gün ama her gün daha da kötüye gidersin. İç sesini dinle ve kendini onun akışına bırak. Bazı insanlar sırf bunu yaptığın için seni çılgın olarak değerlendirebilir. Fakat bazıları da senin bir efsane olduğunu düşünebilir. Hayatınızı kontrol altına alın ve size karşı yapılan şeylerin bütün sorumluluğunu üstlenin. Kötü alışkanlıklarınızı sınırlayın ve daha sağlıklı bir hayat sürmeye çalışın. Sizi mutlu eden bir spor bulun. Her şeyden önce ertelememeyi öğrenin. Hayatınızı kendi kararlarınızla şekillendirin. Başkalarınınkiyle değil. Çevrenizdeki insanların kıymetini bilin. Aileniz, arkadaşlarınız ve akrabalarınız daima sınırsız bir güç ve sevgi kaynağı olacaktır. Bu yüzden onların varlığını kendinize verilmiş bir hak gibi görmeyin. Benim için tüm bu farkına vardığım şeyleri iletmek çok zor. Ama umarım zamanın değerinin önemini anlayan bu kişiyi dinlersiniz. Üzgün değilim. Çünkü anladım ki hayatının son günleri anlamlanmış olacak. Sadece yapay zekanın yaratılması gibi yakında gerçekleşecek çok güzel şeyleri göremeyeceğim için üzülüyorum. Umarım Suriye ve Ukrayna'daki savaş da yakında sona erer. Vücudumuzun sağlığı ve sağlamlığı ile çok ilgileniyoruz ama onun sadece ölüm gerçekleşinceye kadar kişiliğimizi